sevgili arkadaşlarım, sevgili öğrenciler ve kıymetli misafirler. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015-2016 dönem açılışı ve beyaz önlük giyme törenine hepiniz hoş geldiniz. Ben Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doktor Reyhan Ersoy. Tıp Fakültesi Eğitim Baş Koordinatörü olarak size bu töreni sunmaktan büyük heyecan, onluk ve mutluluk duymaktayım. Şimdi sizleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Atatürk, silah arkadaşları, aziz şehitlerimiz ve tıp mesleğine emeği geçmiş meslektaşlarımızın manevi huzurunda saygı duruşu. Eğitim Baş Koordinatörümüz Profesör Doktor Reyhan Ersoy Hocam'a,
ve diğer değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Müsaadenizle birkaç kelimeyle İngilizce'de devam etmek istiyorum. First off, I would like to welcome our dearly respected Health Minister, Dr. Mehmet Müezzinoğlu, the President of our school, Professor Dr. Metin Doğan, the Dean of Medical Faculty, Professor Dr. Serhan Rozkuş, respected academic staff, personnel, fellow students and guests to the 2015 Yıldırım Beyazıt University White Coat Ceremony. My name is İsmail Bekiroğlu and I am a third year English medical student born and raised in New York City, America, and came here to our university to complete my medical education. The White Coat Ceremony is an important rite of passage that you will undergo as you arrive the first semester student at Yıldırım Beyazıt University. We are here to witness you symbolically progress and join the noble profession of medicine by donning your white coat. Today, you will become a part of a tradition that goes back 2,500 years, the physician as the servant of the ill. During the next several years in Ankara, in your clinical training, there are six core skills that are vital to your education. Patient care, medical knowledge, interpersonal communication skills, professionalism, and system-based practice. It is said that medicine attracts the best and brightest, but I am quite sure that being the brightest does not make one a good doctor. It is respect and compassion that you show towards others, for even those who you come in contact with, whether it be patients, fellow students, school officials, or even the people who clean your classrooms. Medicine is a team sport. The physician doesn't save lives, the team does. We're all in this great profession together. Treat each other with respect so that you can treat your patients in the future the same way. The white coat is the role of our profession and wear it proudly. I would like to thank the president of our university, Professor Dr. Metin Doğan, and the dean of medical faculty, Professor Dr. Serhan Rozkuş, and all of our professors and academic staff for giving us the best possible medical education and to guiding us to be the best doctors of the next generation. Thank you. Sayın Doçent Doktor Abdullah Erdem Can'la konuşmaları yapmak istedim. Öğretim üyesi, meslektaşlarımız, hocalarımız, hastanemizin yönetici hocalarımız, sevgili arkadaşlar ve arkadaşlarımızın aileleri, hepiniz hoş geldiniz. Ben Doktor Abdullah Erdem Can'la, üroloji anabilim dalı öğretim üyesiyim. Sizlere kısaca üniversitemiz ve Tıp Fakültemizle ilgili bir bilgilendirme sunumu hazırladım. Aramızda bulunan yabancı uyruklu arkadaşlarımız için de zaman zaman İngilizce kısa açıklamalarla katkıda bulunmaya çalışacağım. Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarihinde kurulmuş Ankara'nın 5. Devlet Üniversitesi ve Tıp Fakültesidir. Tıp Fakültesi İngilizce ve Türkçe programı öğrencileri, üniversitemizin sağlık uygulama ve araştırma merkezi olan Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin değer aldığı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çiftkent Yerleşkesi'nde ve şu anda içinde bulunduğumuz yapımı 2014 yılında tamamlanan Sağlık Temel Bilimler ve Laboratuvarlar binasında öğrenim görmektedir. Our university was established in 21st of July in 2010. And it's the fifth state university and medical school in Ankara. Currently, we are giving training and education at Atatürk Hospital and Basic Sciences Building here. Fakültemizde anabilim dalları 3 temel bilim altında eğitim vermektedir. Bunlar temel tıp bilimleri, dahili tıp bilimleri ve cerrahi tıp bilimleridir. Temel tıp bilimlerinde 8 anabilim dalı bulunmaktadır. Departments of the medical school include basic sciences, clinical and surgical sciences,
and basic sciences departments eight specialties. Daire tip bilimlerinde ise şu anda ekranda gördüğümüz 17 ana bilim dalı mevcuttur. Clinical sciences departments include 17 specialties. Cerrahi tip bilimlerinde ise ekranda gördüğümüz 12 ana bilim dalı mevcuttur. Surgical sciences departments include 12 specialties. Öğretim üyelerimize baktığımızda fakültemiz bünyesinde toplam 199 öğretim üyemiz bulunmaktadır. Bunların 79'u profesör, 59'u doçent, 61'i ise yardımcı doçenttir. Overall we have 199 academic staff members including 79 professors, 59 associate professors and 61 assistant professors. Araştırma görevlilerimizin sayısı ise günümüzde 245'tir. Overall we have 245 residents and research associates. Öğrencilerimize baktığımızda Türkçe tıp bölümünde 378, İngilizce tıp bölümünde 535, toplamda ise 913 öğrencimiz mevcut. Overall we have 913 medical students including 378 in the Turkish group whereas 535 in the English group. Yabancı uyruklu öğrencilerimiz ise İngilizce tıpta 144, Türkçe tıpta 60'tır. Öğrencilerimizin yaklaşık %22'si yabancı uyruklu'dur. Üniversitemizin yabancı uyruklu öğrenci hedefi %25 olmakla birlikte bu sayıyı yakalamak üzere olduğumuzu belirtmek isterim. 22% of our students are international. Of those, 144 are in the English group and 60 are in the Turkish group. Ayrıca üniversitemizde çok çeşitli öğrenci kulüplerimiz ve öğretim üyelerimizin tarafından oluşturulan multidisipliner araştırma topluluğu mevcuttur. There are 6 medical school students clubs and 1 academic staff club in our medical school. Üniversitemiz Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi ve Yeni Mahalle Eğitim Araştırma Hastanesi ile afiliyedir. Our university is affiliated with 2 hospitals including Ankara Atatürk Hospital and Yeni Mahalle Training and Research Hospitals. Üniversitemizden öğrencilerini özellikle bilimsel çalışmalar konusunda motive etmek, özellikle Ankara içinde olan çeşitli toplantılara katmak amacıyla çeşitli bizlerin de görev aldığı gerek konuşmacı gerek kurs eğitmeni olarak gerek görev aldığı toplantılara özellikle birinci sınıftan başlamak üzere katıyoruz. Örneğin Hacettepe Üniversitesi'nde düzenlenen, içinde benim de konuşmacı olduğum bir toplantıya üniversitemizden yaklaşık 15 kadar öğrenciyi katarak onların da asistan, uzman abileri, ablalarıyla birlikte daha yolun başında aktif olarak eğitim almalarına katkıda bulunuyoruz. Yok demem bir daha ben şimdi. Yine bu toplantılardaki kadavra diseksiyonlarına aktif olarak katılıp laparoskopi gibi oldukça özellik gösteren branşlarda yolun başında en becerilerinde motive etmelerini sağlıyoruz. Yine üniversitemizde üst düzey teknolojik aletleri kullanarak örneğin Da Vinci robotuyla yaptığımız ameliyatlarda yine birinci sınıftan başlayarak onları ameliyatlara gözlemci, izleyici olarak sokarak ameliyat sırasında onların anatomi öğrenmelerini, klinik anatomi öğrenmelerini ve ekrandaki ameliyatı izleyerek ameliyatla ilgili ve hastalıkla ilgili birinci sınıftan bile olsa bilgilendirmelerini ve onları motive etmeyi heyecanla yerine getiriyoruz. Tabii burada belirtmek isterim ki üniversitemizin öğrencileri de oldukça meraklı ve öğrenmeye açık genç arkadaşlar. Onlara da bu açıdan çok teşekkür etmek istiyorum. Son olarak üniversitemizin çok sevindim. Gördüm. Kendimize örnek aldığımız Anabilim Dalı Öğretim Üyemiz Sayın Profesör Doktor Özcan Erel'in bu yıl Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından TÜBİTAK Bilim Ödülünü aldığını da belirtmek isterim. Hocam saygılar sunuyorum. Hastanenin yanında.
Sayın Bakanım, Sayın Devlet Eski Bakanım, Sayın Rektörüm, Sayın Başkan Vekilim, kıymetli öğretmen sağlayıcılar, sevgili öğrenciler ve saygıdeğer veliler. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyaz Örnek Kıymet Öğrenme hoş geldiniz diyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Sevgili öğrencilerimiz, bugün beyaz önlüğünüzü giyerek hekimlik mesleğine ilk adımlarınızı atmış olacaksınız. Hekimlikle özdeşleşmiş olan beyaz önlük, sağlığın, temizliğin, dürüstlüğün, aydınlığın, saflığın ve arınmışlığın simgesidir. Beyaz önlükleri inşallah emekliliğinize kadar beyaz olarak hekimliğe leke sürmeden korursunuz. Hekimlik mesleği hala her dönem ve her toplumda geçerliliği olan bir numaralı meslektir. Bu mesleği seçtiğiniz için hiç pişman olmayacak, mutlu olacaksınız. Çünkü mutlu olmanın en garantili yolu bir başkasını mutlu etmektir. Fakültemiz, güçlü eğitim kadrosu ve son derece modern laboratuvar ve hastane imkanlarıyla sizler için iyi bir eğitim fırsatıdır. Umuyorum ki fakültemizi seçtiğiniz için pişman olmayacak ve iyi bir eğitim alacaksınız. Saygıdeğer velilerimiz, sizler de çocuklarınızla ne kadar gurur duysanız azdır. Çocuklarınızı emin ve güvenli ellere emanet ettiniz. İçiniz rahat olsun. Şu an çok uzun görünen tıp fakültesi eğitiminin nasıl da hızla geçtiğini görecek ve mezuniyetlerinde ve yemin törenlerinde inşallah hep birlikte bu sevinci yaşayacağız. Bu duygularla tekrar hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Sayın Hocam Profesör Doktor Metin Doğan. Sayın Bakanım, çok değerli hocam, Devlet Eski Bakanımız Tarık Bey, değerli yok baştan vekili, değerli Sağlık Bakanlığı bürokratları, çok değerli akademisyen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler, değerli basın mensupları ve değerli öğrencilerimizin çok kıymetli aileleri, size hoş geldiniz. Bütün öğrencilerimizin bir aile sıcaklığı içerisinde kucakladığımızı az önce de hocam ifade ettiği bir kez de ben ifade etmek istiyorum. Ve şu anda sizlerle birlikte olmaktan gerçekten büyük bir mutluluk istiyorum. Bizler Yıldırım Beyaz Üniversitesi akademisyenleri olarak bölgesinde ve dünyada lider olma yolunda emin adımlarla ilerleyen ülkemizin bu misyonunu kavramış ve ülkemiz için ve yetiştirdiğimiz öğrenciler için yeni bir kutlaşmayı hedeflemiş olan bir Yıldırım Üniversitesi kurmak üzere yol açtık. Bu nedenle az önce sayıları verdik. Gerçekten dünyanın 81 ülkesinden uluslararası öğrencilerimiz geliyor. Hedefimiz sadece Türkiye sınırlarıyla çizilmiş değil. Aynı zamanda tarihi olarak, sosyal olarak, kültürel olarak bizimle ilişki içerisinde olduğumuz, bağlantılı olduğumuz bütün coğrafyalardaki beyinleri dünyadaki bilimsel ortama, bilimsel arenaya hazırlamayı hedeflemiş durumdayız. Düşüncelerini uygar bir şekilde ifade edebilen, fedakar, dil, din, ırk, cinsiyet, köken ayrımı yapmadan hastalarına şifa dağıtmayı amaçlayan, güven insan sevgisiyle dolu, kültürünün tarihini bilen ve geleceğe güvenle bakan hekimler yetiştirmeyi arzu ediyoruz. Bu amaçla Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrenci odaklı ve proje temelli bir eğitim yöntemini belirlemiştir. Az önce ifade edildi. Şu anda 12 fakültemiz var. Bunların 9'u aktif.
Bunun içerisinde sağlıkla ilgili tıp fakültesinde sağlık bilimleri fakültesi mevcut. 5 enstitümüz var. Sağlık bilimleri enstitüsü ve halk sağlığı enstitüsü Türkiye'de asla ilgili halk sağlığı enstitüsünün birisi bizde bulunuyoruz. Ve bir sağlık meslek yüksek okulu olmak üzere 5 bilimden oluşan tıp sağlıkla ilgili fakültemiz var. İnşallah önümüzdeki yılda diş hekimliği fakültemizde de eğitim öğretime başlayacağız. Çok sayıda araştırma merkezimiz var. Bunlar içerisinde özellikle Sağlık Bakanlığı'nın, Sayın Bakanlarımızın desteğiyle Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi ve Yeni Mahalle Eğitim Araştırma Hastanesi o sağlık bilimlerinin araştırma merkezi olarak kullanıyoruz. Bunun dışında geleneksel ve tamamlayıcı uygulama araştırma merkezi, medikal kalibrasyon temelli çalışan metodoloji merkezi, kas iskelet sistemi çalışmaları merkezi ve deneysel hayvan araştırmaları merkezi ve son olarak da diğer bilim dallarıyla da ilişkili olan ama Ankara Sağlık'ta kümelenme projesini yürüten Küme Akademisi de bu merkezler arasında. Toplamda 500'e yakın öğretim üyemiz var. Bunların yaklaşık 140'ı sağlık alanında görevlidir. 68 öğrenci kulübümüz var. Burada 5-6 tanesi sayıldı. Diğer bilim dallarında da yönelik çalışan. 37 lisans programımız var. Toplamda 3 ön lisans programımız var. 115'te lisans üstü, yüksek lisans ve doktora veren programla toplamda 150'ye yakın program yürüten genç bir üniversiteyiz. Öğrencilerimizin az önce belirttim, lisans öğrencilerimiz %12 uluslararası öğrencilerden oluşmakta. Toplam öğrenci oranımızın da %30'u lisans üstü öğrencilerden oluşmakta. Hedefimiz uluslararası bir araştırma üniversitesi olmak. Az önce bakanımıza ifade ettik. Balkanlardan, Kafkaslara, Orta Doğu'dan, Asya'ya, Kuzak Doğu'dan, Kuzey ve Güney Amerika'ya, hatta Avustralya'ya kadar 81 ülkeden öğrencilerimiz var. Çok sayıda öğrenci, öğretim üyesi, değişim programlarımız var. Dünya üzerinde yaklaşık 110 üniversite bir işbirliği anlaşmamız var. Bu saydığım şeylere ilaveten öğrencilere yönelik olarak Erasmus Yurtdışı Yaz Projelerimiz ve Türk Mısır diye kısalttığımız Türk İşmet Kursu International Committee'ye ilk yıllar itibaren görevimiz oldu. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü Amerika Birleşik Devletleri tarafından tanınan bir Türk fakültemiz var. Ve bu yıl Uluslararası Öğrenci Kongresi'ni düzenleyerek öğrencilerimizin uluslararası tecrübe edilmeleri konusunda da önemli bir yol aldığımızı düşünüyoruz. Öğretim üyelerimiz her biri ülkemizin ve dünyanın çok önemli üniversitelerinde doktoralarını tamamlamış. Bilime sunduklarının katkı açısından yüklendikleri sorumluluğun bilincinde olan, öğrencilerimizin daha iyi yetişmeleri için ellerinden geleni yapan, bundan sonra da yapacak olan heyecanlı birer akademisyenler hepsine huzurlarından teşekkür etmek istiyorum. Yıldırım Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin çok kısa sürede gelişmesi konusunda her zaman emeği ve desteği olan çok değerli Sağlık Bakanlığımızın değerli mensuplarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Değerli öğrencilerimiz, bugün bizleri kırmayarak aramızda olan ve sizlere beyaz önlüklerinizi giydirecek olan Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Güvenzinoğlu'na ayrıca huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Hayatınız, eğitim ve mesleğin giyeceğiniz beyaz önlükler gibi tertemiz ve mutluluk içerisinde geçmesini diliyorum. 2015-2016 eğitim öğretim yılının hepimizde, en önemlisi de aziz milletimizde hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Sayın Sağlık Bakanımız Doktor Mehmet Mezinoğlu'na davet ediyoruz. Çok değerli bakanım, değerli hocalarım, sevgili öğrenci kardeşleri, öğrencilerimizin saygıdeğer aileleri, basınımızın değerli mensupları, sizleri Yıldırım Beyaz Üniversitemizin çok değerli rektörünün şahsında en kalbi duygularla selamlıyor.
2015-16 eğitim ve öğretim yılının ve Beyazlı'nın giyme töreni hayırlı olmasını temenni ediyor. Aranızda bulunmaktan mutluluk duyduğumu ifade ediyor. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tabii öncelikle Yıldırım Beyazıt Üniversitemiz yeni kurulmuş bir üniversite. Vizyonu güçlü bir üniversite. İnanıyorum ki tarihi geleceğimizde yüzlü yıllara damgasını vuracak bir üniversitemiz olacak. Bu misyonunu her geçen gün güçlenerek, vizyonunu her geçen gün dünya ile yarışarak bir yolculuğa çıktığını burada geçtiğimiz yıl Sayın Cumhurbaşkanımıza katılımıyla olan törende de şahit oldum. Ve yakın takibimde de buna şahit olmaktan mutluluk duyduğumu ifade ediyor. Başta rektörümüz olmak üzere tüm yönetimi ve akademisyenlerimizi, hocalarımızı ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyorum. Sağlık eğitimi ve hekimlik gerçekten dünyanın en zor meslekleri ama aynı zamanda da en saygın ve en onurlu meslekleri. Dünyanın hiçbir ülkesinde hiçbir meslek grubu yoktur ki hekimlik ve sağlık alanındaki hizmetleri veren kadar saygın ve onurlu olmuş. Bu yalnız bugüne ait değil. İnsanlık tarihi sürecince hekimlik hep farklı bir noktada olmuş. Hangi dinin, hangi inancın, hangi felsefenin mensubu olursa olsun hekime olan saygı, hekime ve sağlıkçıya olan dua, farkında olalım olmayalım ki büyük oranda farkındayızdır. O dualar farklı bir noktaya bizleri taşır. Çünkü hekimin ve sağlık hizmeti veren insanın temelinde insana hizmet var. Ve insanın ızdırabını, sıkıntısını, sorununu çözmek gibi, acısını paylaşmak gibi bir sorumluluğu üstlenmiştir. Ve bütün boyutlarıyla 360 derece döndüğümüzde dönüp dolaşıp sorun çözmek, dert paylaşmak, sıkıntıyı azaltmak ve onu yanında da daha güçlü hale taşıyabilmek. Türkçemizin o güzel sözü, dertler ve sıkıntılar paylaşıldıkça azalır, mutluluklarsa paylaşıldıkça çoğalır. Hekim, hemşire, sağlık çalışanı, yardımcı sağlık elemanı, baktığınız zaman hastayla göz göze geldiği andan itibaren paylaşmaya başlar. Izdırabı paylaşır, güven duygusunun adresi olduğunu ilk daha gördüğü andan itibaren hastasına veya sıkıntısını olana vermeye çalışır. O nedenle sıkıntı paylaşan, acı paylaşan ve o sıkıntıları ve acıları çözerek çözüm üreten bir mesleğin mensupları olarak da evet, mutluluklar paylaşıldıkça çoğalır. Annenin bebeğini ilk kucağa aldığı anı ebesiyle, kadın doğum uzmanıyla, oradaki sağlık çalışanlarıyla paylaşır. Doğum mutluluğun en güzel anı odur. Ameliyattan çıkmış veya taburcu olan bir hastanın mutluluğu, şifa bulması en çok dua ettiği veya en çok paylaşmak istediği muhatabı hekimidir, doktorudur, ebesidir. Eşinden daha çok doktoruyla, annesiyle, babasıyla, ailesiyle paylaşmaktan daha çok o şifa duygusunu, o rahatlama duygusunu, o tedavi etme duygusunu, mutlaka o tedavisini aracı olan bu meslek mensuplarıyla paylaşmak ister. Ve onu da ömrünün sonuna kadar yanında taşır. Gönlünde taşır, yüreğinin derinliklerinde taşır. O nedenle bu mesleğin farklı bir kutsallığı, bu mesleğin farklı bir onuru ve saygınlığı vardır. Tabii bütün bu mutlulukları yakalayabilmek için de acıları ve dertleri paylaşabilmek adına devamlı bilgi peşinde, devamlı ilim peşinde, devamlı kendimizi yenileme peşinde koşmak durumundayız. Sağlık öyle bir alan ki her bir dakikada yeni yeni gelişmeler var
yeni yeni tıbbi buluşlar var, teşhis ve tedavi yöntemleri var ve bütün bunları da her gün güncellemek zorundayız. Ben dahiliye uzman oldum, yetmiyor. Ben şu alanda şu kariyeri yaptım, yetmiyor. O alanı günlük takip etmezsek, haftalık ve aylık takip etmezsek, her yere bir yıl gibi bir süre takip etmezsek, evet orada hemen başkalarının da mutsuzluğuna sebep olacak noktaya geliyoruz ki hiçbir hekimimizi, hiçbir çalışan, sağlık çalışanımızı Rabbim o noktaya düşürmesin. Dolayısıyla zorluk da burada. Bu zorlukları aşabilmek bizim bu mesleğe girerken ve hele esasında bugün mesleğin talebesi olarak gidiyoruz. Yarın mezunu olarak çıkacağız. Mezunu olarak çıktığımızda giydiğimiz önlük bize farklı sorumluluklar, farklı yükümlülükler getirecek. Ben gençlerle bir arada olurken uzun süredir bu kendime düstur edindiğim ve paylaşmak istediğim üç tane kelimeyi paylaşmadan yine bugünkü gündeme tekrar dönmek arzusuyla bu üç kelimeye gelmek istiyorum. Gençlerin hangi grubu olursa olsun ve hangi mesleğin mensubu olursa olsun, gençlerle bir arada olduğunda sevgili gençler, aklınızın da gönlünüzün de derinliklerine ne olur şu üç kelimeyi mutlaka nakşedin. Bunu bugün %20 olarak sahiplenirsiniz. Yarın ihtiyaç duyarsanız %30'lara, 40'lara, 50'lere, %100'lere çıkartırsınız. Ama bir noktada bunu mutlaka aklınıza ve gönlünüze nakşedin. Sevgili gençler, hangi mesleğin mensubu olursanız olun, hangi konumda olursanız olun, dünyanın hangi ülkesinde veya hangi milletinden olursanız olun, hangi inanç değerlerine mensubu olursanız olun. Ki burada yabancı uyruklu tıbbiyelerimiz ve öğrencilerimiz var. Bir defa mutlaka ama mutlaka bir birey olarak öz değerleriniz olsun. Dünyaya bir insan olarak geldiyseniz, eşrefi mahlukat olarak, insanların en şereflisi olarak geldiyseniz mutlaka bir öz değerleri manzumesine sahip olmanızı, kendi aklınıza da vicdanınıza da ne kadar güçlü yerleştirirseniz inanıyorum ki bu sizin hayat yolculuğunuzda en önemli güçlü ayağınız olacaktır. Anneleriniz, babalarınız, aileleriniz ve sevdikleriniz, hocalarınız ve millet ve mensubu olduğunuz milletler esasında sizden bunu bekliyor. Dürüst olmak, güvenilir olmak, çalışkan olmak. Hangi inanç mensubu olursanız olun, dünyanın hangi ülkesinin vatandaşı olursanız olun, adınız ne olursa olsun, dürüstlük, güvenilirlik ve çalışkanlık sizin asla ama asla vazgeçmeyeceğiniz üç kelime olmalı. Buna ilavelerini koyabilirsiniz. Fedakar olmak, özverili olmak, sabırlı olmak ama dürüst olmak, güvenilir olmak ve çalışkan olmak esasında bu işin lokomotifidir. Ama hepiniz de şunu şöyle bir kendinize sorun. Dünyaya tesadüfen rastgele gelmiş bir birey değiliz. Annemiz var, babamız var, ailemiz var, vatanımız var, ülkemiz var, bayrağımız var. Dolayısıyla bir milletin mensuplarıyız. Bir milletin, bir vatanın vatandaşlarıyız. Bir bayrağın mensuplarıyız. Dolayısıyla bu milletin değerleri var. Bu milletin öz değerleri var. Bu milletin medeniyet anlayışı var. Dolayısıyla öz değerlerimiz bir ayağda bu milletin değerleriyle örtüşen ve bu milletin değerleriyle geleceği şekillendiren üslubu sahibi olması sizin için dünyanın neresinde olursanız olsun yine bir farklı zenginlik olacaktır, güç kaynağı olacak. Ki bu milletin medeniyet anlayışında bu salonda çok rahatlıkla söyleyebileceğimiz bu millet İlim ve irfan medeniyetinin mensubudur. Bu millet hak ve adalet medeniyetinin mensubudur. Bu millet huzur ve barış medeniyetinin mensubudur. Dolayısıyla bu milletin medeniyet anlayışı size güç katacaktır ve hayat yolculuğunuzda sizi farklı zenginlikleri de yakalamanıza vesile olacaktır.
O nedenle bu milletin mensubu olmak, bu milletin medeniyet değerlerini tarihi geçmişte neydi, tarihi gelecekte ne olmalıyı kendinize çok iyi sormanız ve bunun derinliğine her geçen gün daha güçlü vakıf olabilme adına da emek sarf etmeniz, akıl teri, alın teri kadar akıl terinde dökmeniz gerektiği kanaatindeyim. O nedenle evet, biz bir medeniyetin mensuplarıyız. Ki bunun en güçlü ayağı ilim ve irfandır. Diğer güçlü ayağı hak ve adalettir. Diğer güçlü ayağı barış ve huzurdan yana olan bir anlayışın mensubu olması. Dolayısıyla bugün yalnız kendi insanımızın değil, insanlığın da en çok ihtiyacı olan bu üç temel cümledir. Bu üç temel cümleyi hep birlikte sizler nasıl güçlü sahiplenirseniz, yalnız birey olarak kendiniz sahiplenirseniz bile sizin için farklılıklar getirecektir. Buna da siz de öğrenciler farklı sahiplenirseniz hem ülkeniz için, hem ülkeleriniz için ve hem de insanlık için farklı geleceğe vesile olacak. Önemli ikinci kelime, biri öz değerler, ikincisi öz saygı. Ne olur? Kendinize saygınızı asla yitirmeyin. Kendisine yalan söyleyen bir birey hiç tereddütsüz en çok kimi seviyorum derseniz, bu isterse yaradanı olur. Kendisine yalan söylüyorsa bir başkasına yalan söylemekten ve yalanın herhangi bir kılıfını bulmaktan uzak durmaz. Dolayısıyla kendinize saygınızı yitirmeyin. Kendinize verdiğiniz sözü tutun. Kendinizle ilgili çizdiğiniz yol arkasında kendinize olan o saygıyı yıpratacak veya onu zedeleyecek bir yanlışlığı asla yapmayın. Kendisine saygısı olmayana şunu inanın ki bir başkası saygı duymaz. Belki makamı gereği, bizim gibi makamlardayız ya, belki imkanı gereği, saygı duyar gibi gösterir ama o güç gittiği an arkasından hemen o vicdanındaki cümleyi söyler. Dolayısıyla kendinize olan saygınızı asla ama asla yıpratmayın. Ve bu size başkasının da saygı duymasının altyapısını oluşturacak. Üçüncü önemli öz kelime, özgüveninizdir. Burada anneleriniz, babalarınız var. Burada öğretmenleriniz var. Burada bizim gibi bakan ve yöneticileriniz var. Bunları asla ihmal etmeyin. Ama merkeze yine kendi özgüveninizi alın. Bir gün anneniz, babanız yanınızda olmayacak. Bir gün öğretmenleriniz yanınızda olmayacak. Bazen bu yöneticiler önünüze dünya kadar sorun çıkartacak ve kapıları kapatacak veya engeller çıkartacak. Ama o özgüveniniz var ya, sizin son nefesinize kadar sizi asla yalnız bırakmayacak. Ben Mehmet Nözünoğlu olarak kendime özgüvenimi kaybetmediğim sürece bütün engelleri aşabilme iradesi bende gizlidir inancımı yıpratmadığım sürece evet, zorluklar olabilir, sıkıntılar olabilir ama zorlukları ve sıkıntıları da o zorlukları aşabilme iradesiyle aştığın zaman huzurun, mutluluğun, o başarının getirdiği hazzı evet, o zaman yakalayacaksınız. Yoksa altın tepside her şey size sunulmayacak. Bazen hak etmediğiniz, bazen beklemediğiniz, bazen hayatın zorluklarını getirdiği sıkıntılar her zaman karşınıza çıkabilecektir. Ama o özgüveniniz var ya, sizi hiç yalnız bırakmayacak. Ama en ufak bir sıkıntıda annenize, en ufak bir sıkıntıda kocanıza, en ufak bir sıkıntıda yöneticinize veya işte güvendiğinize giderseniz o güven, onlar size şunu bakar. Kendisi gerekli gayreti gösterdi mi? Siz size düşeni iyi yaptınız mı? Siz size düşeni iyi yaptıysanız arkanızda kapamaz dururlar. Her sıkıntıya, her sorunu yapmanız gerekenleri doğruya getirirseniz kendinize de yakınlarınıza da yapacağınız en büyük yanlışı, en büyük hatayı yapmış olursunuz. Dolayısıyla bu açılış bir nasihat açılışı olmaz. Bu üç kelimeyi söyledim. Ne kadar derinliğine yakalarsanız, ne kadar derinliğine sahip çıkarsanız
ispatı olarak şahsımı gösterebilir. Dolayısıyla bunu bir övüç kaynağı olarak da söylerim. Burada yabancı uyruklu öğrencilerimiz var. Bu ülkeye ben yabancı uyruklu öğrenci statüsüyle 14 yaşında geldim. 28 yaşında dünya vatandaşı olarak bu ülkede dahiliye ihtisasımı yaptım. Daha sonraki süreçte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldum. Bundan onur ve gurur duyuyorum. Bu milletin ferdi olmak, bu milletin medeniyet anlayışının bir mensubu olmak benim hayatımın en büyük zenginliğidir. Ama bütün bu süreçlerde zorlukları ve sıkıntılardan şikayet ettiğimi biliyorsanız en çok zorlukları ve sıkıntıları seviyorum. Çünkü onlar bana hayatı öğretti. O nedenle zorlukları ve sıkıntıları sakın ha düşman gibi görme. Onlar sizin arkadaşınız, onlar sizi hayata alıştıran ve hazırlayan en büyük güç kaynağınız, kaynaklarınız olur. Dolayısıyla bugün karşınıza farklı bir sıfatla, bakan olarak da ama şunu hiç unutmayın ki, kimin karşısına çıkarsanız çıkın, adam olarak çıkmaktan asla vazgeçin. Farklı dönüşümlere, bu güçlü ve dünyaya örnek olacak dönüşümleri Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olarak başta önceki Sağlık Bakanımız Profesör Doktor Recep Akdağ Bakanımız olmak üzere bütün Sağlık Bakanlığı ekipleri ve sağlık camiamızla başardık. Hekimlerimizle başardık. Sağlık çalışanlarımızla başardık. Bu mesleğin saygın ve onurlu mensuplarıyla başardık. Bu başarı dolayısıyla emeği geçenlere ve özellikle meslektaşlarıma, hekim arkadaşlarıma ve sağlık çalışanlarıma teşekkür ediyorum. Gerçekten dünyanın anlamakta zorlandığı milletimizin de memnuniyetle olabildiğince memnun olduğu ve dualarını hiç eksiltmediği bir başarıyı imza attı. Dolayısıyla meslektaşlarımıza huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Ama bir teşekkür borcumuz olan bir farklı insan daha var. O da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. O bir sağlık bakanından daha çok sağlık bakanlığı yapıyor hal. Ve dolayısıyla gecenin biri ikisi demeden herhangi bir yerde bir aksama, herhangi bir acil hizmetlerinde hatta ambulans 10 dakika sonra gitmemiş, şikayet 20 dakika olmuş, hala ambulans gitmemiş diye Sağlık Bakanlığı veya ilgilileri arıyorsa bu bir, evet, öz değerleri olan bir anlayışın mensubu olmaktan kaynaklı. Gecenin birisinde, ikisinde derdi olanın derdini paylaşmak ve çözüm üretme sorumluluğunu üstlenmeseydi bugün sağlıkta bu dönüşümleri ve bu dünya ile yarışan hizmetleri yapamaz. Bugün sağlık alanında şu anda Sağlık Bakanlığı olarak biz kamu olarak 40 bin yatak kapasiteli 250 tane hastanenin inşaatını devam ediyoruz. Bir kısmı açılışa bitti bitmek üzere. Bir kısmı %50'lerde, bir kısmının ihalesini yeni yapmış. Yeni ihale yapacaklarımızla birlikte bırakan yaklaşık 50 bin yatak kapasiteli hastaneler olacak. Diğer taraftan hemen yanınızda gördüğünüz şehir hastaneleri kampüsleri gibi şu anda 30 bin yatak kapasiteli şehir hastanelerinin inşaatları devam ediyor. Önümüzdeki yıl Mersin ve hemen buradaki Bilkent bugünlerde hizmete girecek. Ve 30 bin yatak kapasiteye yine önümüzdeki bir yıl içinde ilave yaklaşık 15 bin yatak kapasiteli şehir hastanelerinin ihalelerini yapacak ve bütün bu fiziki mekan dönüşümünü önümüzdeki 3 yıl içinde bitirecek. Sevgili gençler, sevgili aileler, değerli hocalar, şu anda dünyada 90 bin, 95 bin yatak kapasiteli
hastane inşaatları sürüyor olsun. Bunu ileri fiziki mekan teknolojisiyle yapsın ve bunu ileri tıbbi donanımla donatma heyecanı, vizyonu ve ideali iddiası olsun. Bu anlamda bu millet büyük bir millet. Bu anlamda bu milletin geleceği ve yarınları kim hangi tuzağa kurarsa kursun, kim hangi oyunu oynamak isterse istesin, bu millet medeniyet derleriyle birlikte tarihi geleceğe yeniden güçlü bir yolculuğu yine o derleriyle yapacak. Ve inşallah bu anlamda sizler de kendinize düşen sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirecek ve bu ülkenin de mensubu olduğunuz ülkelerinizin de ve insanlığın da sağlık alanında hizmetinde güçlü, birikimli bir şekilde rol üstleneceksiniz. İnanıyorum ki bu anlamda insanlarımızın ruhen sağlıklı olma, fiziken sağlıklı olma ve sosyal yönden sağlıklı olma. Bu üç kelime asla tek bir tanenin mahkumu olmamalı. Yani fiziksel sağlığı ruhsal sağlıktan daha fazla öncelikleyemeyiz. Sosyal sağlığı tek başına ne hali varsa görsün, ben birey olarak kendimi düşünürüm diyemeyiz. Şayet bir medeniyetse, şayet insan ve insanlıksa ruhen sağlıklı olma, fiziken sağlıklı olma ve sosyal yönden sağlıklı olma. İşte bugün burada bu salon sosyal yönden sağlıklı olmanın güzel bir örneği. Aileler var, öğrenciler var, yabancı ülkelerden gelmiş öğrenciler var, hocalarımız burada, yöneticilerimiz var burada. Ülkemizin geleceğiyle ilgili derdi olan ve söyleyecek sözü olan ve yarın yapacak işi olan herkes burada. Eski bakanımız Sayın Sacit Bakanımız da burada. Evet, devlet bakanımız. Dolayısıyla sosyal yönden sağlığı asla ihmal edemeyiz. Ruhsal yönden sağlığı ihmal edemeyiz. O nedenle bu yalnız birey olarak da düşünemeyiz. Bir ailenin ruhen, fiziken ve sosyal yönden sağlıklı bir aile, farklı bir aile. Ruhen, fiziken ve sosyal yönden farklı olan bir üniversite, farklı bir üniversitedir. Bir toplum, farklı bir toplumdur. O nedenle biz önümüzdeki dönemde sağlıklı yaşam kültürünü teşviki diye yeni bir kalemi, yeni bir bakış açısını Türk toplumunu ve insanımızın gündemine getirmeyi düşünüyoruz. Bugün için Sağlık Bakanlığı ve yarın siz hekimler olarak yalnız hastalıkları tedavi eden, yalnız hastalıklarla ilgili yenilikleri takip eden bir noktada olmak değil, sağlıklı insanın sağlıklı bir yaşam sürmesinden daha çok sorumlu olduğunuzu hisseden bir noktada olmalısınız. Sağlıklı bir insanın sağlıklı bir yaşamı ise, evet, sağlıklı yaşam kültüründen geçer ve geçmelidir. O da kötü alışkanlıklardan uzak durabilme bilincini oluşturabilme. Sağlıklı beslenmeyi ne olduğunu onu bir kültüre dönüştürebilme. Bir de hareketli yaşamın hayatımızda bir kültüre dönüşmesi. Çünkü bugün kronik hastalıklar yüküne baktığımızda en fazla toplumun korktuğu hastalıklar kanser ve kronik hastalıklar, akciğer kardiyovasküler hastalıklar ve obezite gibi 4-5 tane başlık. Bu 3-4-5 başlığın en önemli nedenleri tütün ve tütün ürünleri ve alkol, alkolizm, uyuşturucu ve şimdi yeni yeni bilgisayar bağımlılığı, elektronik ortam bağımlılığı geliyor. Bütün bunlarda bizim sağlıklı bir bilinci bireye yerleştirmemiz lazım. Sağlıklı beslenme esasında çok ihmal ettiğimiz, çok kolay başarabileceğimiz bir alan. Diğeri de hareketli yaşam. Bütün bunları yalnız hekimlerin değil, medyamız burada, sivil toplum örgütleriyle birlikte 78 milyon ülke insanımızın bir kültürüne, bir hayat felsefesine, bir yaşam tarzına dönüştürmeyi de inşallah hep birlikte başaracağız. Sağlık alanındaki hizmet dinamiklerimizi önümüzdeki 4 yılda
çok daha güçlü hale getiren, hekimle vatandaşı çok daha tedavi boyutuyla değil, çok daha sağlığıyla paylaşabilmek, koruyucu sağlık hizmetlerini, bilgilendirici sağlık hizmetlerini ve sağlık okur yazarlığını çok daha güçlü hale getirebilecek bir süreci inşallah hep birlikte başaracağız. Ben inanıyorum ki bu başarılarda, başarılarımızda en büyük paydaşlarımızdan biri üniversitelerimiz olacak. Bunların en başında da Yıldırım Beyaz Üniversitemiz ve siz değerli öğrenciler olacak. Hazır mısınız? Evet, şimdi beyaz önlük giyme törenine geçeceğiz. Ama burada şunu söylemek isterim. Sevgili gençler, sevgili aileler, değerli hocalarım, geldi, nutuk çekti, gitti. Ben genelde çok sevmem. Şimdi hocalarımızdan varsa bir hocamıza, ailelerden bir ailemize, öğrencilerimizden ise bir kız öğrencimize, bir erkek öğrencimize, bir de yabancı uyruklu öğrencimize, bir de velilerimize, bir velimize söz verebilirim ve sözlerimi tamamladıktan sonra ona geçeceğim. Ama siz bir taraftan da soru soracak olan sorusunu hazırlasın. Şimdi önlüğü giyeceğiz. Sevgili genç kardeşlerim, önemli ve değerli iki kelime. Bugün önemli olan bir işi yapacağız. Önlüğü giyeceksiniz. Bir 5-6 yıl sonra mezun olup hekim önlüğünü giyeceksiniz ve o da önemli bir gününüz olacak. İleride uzman olacaksınız, uzmanlık önlüğünü giyeceksiniz. Ama bunların hepsi çok önemli. Değerli olan önlüğünü çıkardığınız gün bembeyaz ve tertemiz çıkarabilmektir. Dolayısıyla Rabbim sizlere o önlüğü yarın ahir ömrünüzde. Değerli rektörümüz emekli olunca dedi, dekanımız, ben hekimliğim de emekli olunca da bittiği kanaatinde değil. Aklımız erdiği süresince, gücümüz yettiği sürece. Ama bir gün o önlüğü teslim ederken tertemiz ve bembeyaz teslim edebilmek değerli olandır. Rabbim sizlere değerli olanı nasip etsin diyor. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Velilerimizden, hocalarımızdan. Evet. Evet, buyurun. Sayın Bakanım, ben bir veliyim. Aynı zamanda bir vatandaşım. Adım İsmet Temel. Ben bu sağlıktan alınan katkı paylarının kaldırma imkanı yok mu? Evet. İsmet Bey buyurun oturun. Değerli arkadaşlar, sağlıktan bu ilave alınan katkı payını kaldırma imkanı var. Ama gereği yok. Şimdi şöyle. Dünyanın şu anda sağlıkta katılım payı alan, katkı payı alan ülkeler arasında en az katılım payı alan ülkeler arasındayız. Sağlık harcamalarının %16-17'si civarında bir katılım payı alıyor. %16. Bunu biz %25'lerden, %26'lardan buraya getirdik. Tutmak istediğimiz aralık ise %15'te 20 aralığıdır. Çünkü sağlıkta
en çok sıkıntı çektiğimiz alanlardan biri de sağlığın israfıdır. İlaç israfı. Bakınız biz 1 kalem ilaca 1 lira katılım payı alıyoruz. Bu 1 lirayla esasında bir parasal gelir elde etmek için yapmıyoruz. Lüzumsuz ilaç talebini azaltabilmek için yapıyoruz. Veya üniversite hastanesinde bize muayenenin karşılığında 4 lirayla 6 lira arasında bir muayene ücreti alıyoruz. Hastanın o doktordan çıktım, ona o doktordan çıktım, hadi gelmişliğinde şuna gideyim deme gibi bir psikolojisi ve her gittiği doktordan da 2-3 torba ilaç alması gibi geçiniyor. Dolayısıyla sistemin otokontrolunda böyle bir yapıya ihtiyacımız var. Zaten acil gibi, zaten kanser gibi, zaten kronik hastalıklar yani böbrek yetmezliği gibi, diyaliz gibi hastalardan asla katılım payı almıyoruz. Ama bu sistemin sağlıklı yürüyebilmesi ve sistemin sürdürülüp geliştirilebilmesi adına bu aralıktaki bir yol haritası bizim sistemimizin hem toplumsunun sağlığı açısından, hem sürdürülebilirliği açısından, hem de yarın daha iyi planlama yapabilme açısından buna ihtiyacımızın olduğunu ve vatandaşlar olarak da bu sistemin vatandaşa daha güçlü hizmet verebilmesi adına da buna esasında şikayet olarak değil, doğru bir uygulama olarak bakmanızı da arzu ederim, talep ederim. Evet. Sayın Bakanım, bizim de öğrencilerimizden ve öğretim üyelerimizden bir talepte bulunma şansımız var mı? Ben Tıbbi Cihaz Üreticileri Dernek Başkanıyım. Kullandığımız tıbbi cihazların %85'ini yurt dışından ithal ediyoruz. Dolayısıyla sizlerden Ar-Ge'ler, yeni gelişmeler, yeni ürünler, yeni üretimler istiyoruz. Devletimiz Ar-Ge'ye %85 hibe destek veriyor. Prototiplerin ticarileştirilmesi için de 10 milyon TL'ye kadar hibe krediler veriliyor. Hepinizin yani bu memleketin yurt dışına daha az para göndermesi için, kendi ihtiyaçlarımızı kendimizin görebilmesi için hepinizden beklentimiz var. Hem vatandaş olarak hem Tıbbi Cihaz Üretici Derneği olarak. Saygılar sunuyorum Sayın Bakanım. Evet. Bu konuda mikrofon oluyor. En arkaya. Bu konuda birkaç cümle söylemek istiyorum arkadaşlar. Bakınız az önce söyledim. 95 bin yatak kapasiteli hastaneler yapıyoruz. Önümüzdeki 3, en geç 4 yıl içinde. Bunların dünya kadar ameliyathane, dünya kadar yeni doğan yoğun bakımları, yetişkin yoğun bakımları, ameliyathaneleri, işte radyoloji klinikleri, laboratuvarları, cihazları, bunlar hep tıbbi donanım ve bunlar hep en iyisi veya en gelişmiş. Şimdi Türkiye olarak biz çok güçlü bir sağlık tüketicisi ülke olmakla övünemeyiz. Dolayısıyla burada farklı bir dönüşümü yakalamamız lazım. O nedenle diyoruz ki bizim medeniyetimizin esasında başkalarının bize unuttuğu, bizim de bunu unuttuğumuz bir boyut var. Bize alın teri kutsaldır diyerek 150 yıldır veya ben en azından kendi 60 yaşındayım, 50 yıldır. Alın teri kutsaldır, alın teri kutsaldır. Evet, alın teri kutsaldır. Ama şunu hiç unutmayın ki, hiç akletmez misiniz, hiç düşünmez misiniz diye soran bir medeniyetin mensuplarıyız. Akıl teri, alın terinden daha kutsal. Dolayısıyla başkalarının akıl edip de ürettiklerini yalnız biz tüketicisi olursa bizim alın terimizi bol bol sömürürler. Bol bol tüketirler. Halbuki biz sağlık tüketicisi olduğumuz kadar yani bu bilimde de, bu üretimde de, bu teknolojide de, bu Ar-Ge'de de biz buraya akıl terimizi dökmemiz lazım ve Sağlık Bakanlığı olarak, Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı artık biz
ARGE destekli 7 yıl alım garantili alım süreçlerine geçti. 7 yıl zaten her türlü tıbbi cihaz ortalama ömrü 5'te 7 yıl. 7 yıl sonra yenileyeceğiz biz bunları. Dolayısıyla hiçbir zaman bu alım garantisi 7 yılda da bitmeyecek. 8. yıl geldiğinde biz bu yıl aldıklarımızı yenileyeceğiz. 9. yıl geldiğinde gelecek yıl aldıklarımızı yenileyeceğiz. Ama bizim tıbbi teknolojimiz, ilaç sanayimiz, tıp sağlık alanında tükettiklerimizi üreten bir ülke olabilmemiz lazım. Bunun için de akıl teli en az alındır. Evet, genç arkadaşımıza gitmiştim. Merhaba Sayın Bakan. Ben de bir tıp fakültesiyle ilgili soru soracaktım. Son zamanlarda önceki yıllara göre alınan öğrenci sayısı arttı. Fakülteler açıldı, yani fakülteler kontenjan arttı falan. İleride doktor birikimi olacak mı? Sağlık Bakanlığı'nın bu yönde bir çalışması var mı? Bunun hakkında bilgi almak istiyorum. Evet. Şu anda doktor açığımız var. İnşallah planlamalarla sağlıklı bir süreci yok. Başkan yardımcımız burada. Değerli hocamız. Dolayısıyla bütün bunları planla. Ama bugün dünyanın her tarafında ciddi düzeyde sağlıkçıya, hekime ihtiyacı var. Biz de diyoruz ki yabancı uyruklu hekimlere bile kapıları açıyoruz. Niye? Hekimlik evrensel bir meslek. İnsanın dinine, ırkına, rengine bakan bir meslek değil. O nedenle planlama önemli. Ama şu anda ihtiyacımız çok büyük. Bu ihtiyacı da iyi eğitimle, sonra da araştırmayı ve eğitim süreçlerinde çok daha sistematik geleceğe şeyler bir yolculukla inşallah sağlıklı bir süreci yönetiriz. Ama bir rakam vereyim. Şu anda OECD ülkelerinin ortalaması, OECD ülkelerinin toplamının ortalaması 10 bin nüfusa 37 hekim düşüyor. Bizde 10 bin nüfusa 17 hekim düşüyor. Dolayısıyla hala onların ortalamasının yarısını hemşire daha kötü. Dolayısıyla bu anlamda kat edecek önemli bir mesafemiz var. Ve inşallah fakültelerimiz, tıp fakültelerimizde ana eğitimde, eğitimin kalitesinden asla ödün vermeden ve süreci de diplomayı aldım bitti demeden belirli süreçlerle de eğitimleri yeniden çekilen ve gelişime destek veren eğitim süreçleri inşallah birlikte şekillendiririz. Evet, kız öğrencimiz beraber. Bakanım ben beslenme ve diyetetik bölümü öğrencisiyim. Kız kardeşimin önlük giyme törenine geldim. Sizi bulmuşken bir soru yönelteyim dedim. Haliyle fazla mezun veriyoruz. Bir taraftan da zaten size Twitter yoluyla falan ulaşmaya çalışıyoruz. Gelişmelerde bir değişiklik yok. Ancak planlarınızda bir değişiklik var mı atama yönünde sormak istedim. Şimdi çok diyetisyene ihtiyacımız var, çok psikoloğa ihtiyacımız var. Ama bunların çok ihtiyacımız varken hepsini devlete veya Sağlık Bakanlığı'na 78 milyon ihtiyacının bir planlamasını yapıyoruz. İnşallah aile sağlığı merkezlerimize yeni bir format şekillendiriyoruz. Onu netleştirdikten sonra önümüzdeki yıllarda 4-5 aile hekiminin bugün medyaya veya dünyasının butik aile sağlığı merkezleri diye buralarda 4 veya 5 aile hekiminin olduğu yerde mutlaka aile diş sağlığı hekimi olacak. Bir psikolog, bir diyetisyen, onu bu şekilde bir sosyal destek uzmanı gibi bir paket haline getirmeyi yer üzerinde çalışıyoruz. Evet, sayın arkadaşlar. Teşekkürlerinizden çok teşekkür ederiz. Direktörümüz burada, hocamız da burada. Nasıl bir... Son bir soruyla teşekkür ederim. Nerede biliyorsun son olduğunu? Arkada 5 tane el kalkıyor. Hocam burada. Evet. Sayın Bakan. Mikrofon bende. Mikrofon bende. Tamam. Orada da mikrofon var. Mikrofon bende. İki mikrofon sahibi dediğim. Ama sizi getirdik var. Bir erkek öğrenci dedik. Bir kız öğrenci. Şimdi yabancı uyruklu varsa ondan söz alırız Artular. Evet. Sayın Bakanım, şu anda Doğu ve Güneydoğu'da görev yapan asker, polis, doktor, bütün kamu görevlerine buradan da güçlü bir alkış gönderelim mi? Çok teşekkür ederim.
bir sene emekli bir asker olarak da orada görev yapmanın ne demek olduğunu, burada ailesi olup da orada görev yapmanın ne demek olduğunu çok iyi bilen biriyim. O yüzden onlara buradan minnettarım. Onlara hepsine teşekkür ediyorum. Şehit olanın Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz'in yanında yer alanlarından olsun. Hepsine saygı ve sevgi gönderiyorum. Bu kadar. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, sevgili gençler. Bugün tabii burada bu kürsüde Türkiye'nin bugününün ve geleceğini konuşabiliyorsak en büyük borcumuz şehitlerimizdir, gazilerimizdir. Bugün ülkemizin belirli sıkıntıları da inşallah yine birlik ve beraberlik içinde kardeşlik duygularıyla aşacağız. Ben bu anlamda şehit ailelerine sabırlar diliyorum. Şehitlerimize Rabbimden rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun diliyorum. Hiç tereddütler olmasın ki bu ülkenin her köşesinde ay yıldızı, bayrak dalgalanmaya devam ediyor. Evet. Peki, burada vardı bir tane yabancı yıldızı. Evet, buyurun. Sayın Bakanım, teşekkür ederiz. Ben dönemiş İngilizce'den Muhammed Cihan Işık. Bizler 2 yıldır burada eğitim görüyoruz, 3 yıldır burada eğitim görüyoruz ve dünyaya örnek bir çalışmaya burada şahitlik ediyoruz. Örnek bir kompleks, örnek bir sağlık kompleksi yapılmakta burada. Biz Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak ve Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak bu sağlık kompleksinden faydalanabilecek miyiz? Eğitimimizi orada görebilecek miyiz? Bu soruyu sormak istiyorum. Evet, yeni bir soru alalım. Sadece bu konu koordinasyonunu sana verelim. Evet. Çok müthiş bir kampüs gördüm. Rektörümüz de üstte gidiyor dedi. Yani dolayısıyla arkadaşlar kendinize güvenin dedik ya. Özgüveniniz nerede sizin? Değil mi? Bu özgüveniniz o işi öyle beraber çözecektir. Evet. Peki. Hepinize teşekkür ediyorum. Yarınlarınız bugünden daha güzel olsun. Bahtınız açık, ömrünüz bereketli olsun diyor, saygılar sunuyorum. Sayın Bakanımız, Burak diyoruz. Bu tören, beyaz örgülü giyme töreni. Sayın Bakanımızın yıllar önce giydiği beyaz örgüyü sembolik olarak tekrar giydirmek üzere Sayın Rektörüm Profesör Doktor Metin Doğan davet ediyorum. Gerçekten çok kutsalıyoruz. Ve en çok neyi özlüyorsunuz derseniz bu ömrü özlüyorum. Bu özlem için bugün sembolik de olsa özlemi giderdiği için değerli rektörümüze teşekkür ediyorum.
Arzu. Öğrencilerimizin ismini okuyorum. Mehmet Berkant Acı Elma, Sevda Nur Mert Arslan, Lütfi Kaya, İbrahim Kocabaş, Özden Yetkin. Monta çantana, monta çantama alayım geçelim hemen. Yardımcı olayım. Aşağıda değiştirin daha. Bu çantaya şimdi yandan. Ben ol bana. Sen de mi? Ben abi. Tutayla gel gel tamam ben aldım yanımda. Sen oldun mu? Aşağıda git abi. Aşağıda geç kalmıyor. Yolun kor oldu yemin ederim. Yolun kor olmaz.
Yaptım plajı gördüm ben. Ama sonra yapmaya yaptım durmayacak. Durmayacak. Alacağım bir şey yok. Thank you.